Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle VIP yayınların yapmış olduğu 6. kurumsal TET denemesinin coğrafya sorularını hep beraber çözmeye çalışacağız. Herkese iyi seyirler dilerim arkadaşlar. İlk sorumuzla başlıyorum. Diyor ki 6. soruda aşağıda Türkiye'de 3 yer şeklinin oluşumu verilmiştir. Bu yer şekillerinin haritada bulunduğu yerler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. K'da plato üzerinde derin yarılmış akarsu vadilerinin yükselen suların altında kalmasıyla oldukça girintili kıyılar oluşur. Şimdi plato dediği için şurası olmaz. Burası menteşeresidir. Dağlık bir bölgedir. Plato değildir. Daha sonra 3. bölgemiz bir Çukurova'dır. Delta ovasıdır. Dolayısıyla plato değildir. 4. bölgemiz de Fırat Nehri'nin verilmiş olduğu bir vadi vardır arkadaşlar. Burada Fırat Vadisi. Dolayısıyla burası da plato değildir. Plato dediği için 1. bölgemizdir arkadaşlar. Çatalca Kocaeli platosu biliyorsunuz Türkiye'nin yükseltisinin en az olduğu platodur. Dolayısıyla burada girintili çıkıntılı suların yükselmesiyle beraber girintili çıkıntılı kıyılarda fazlaca vardır. Dolayısıyla ilk K bölgesi 1. bölgeden bahsetmiştir diyebiliriz. L'de kıta sahanlığının geniş olduğu kıyılarda etkili olan akarsu su biriktirmesi kıyı çizgisinin denize doğru ilerlemesine neden olmaktadır. Yani diyor ki Delta Ovası'ndan bahsediyorum diyor arkadaşlar. Delta Ovası da burada sadece Çukurova'dır. 3. bölgemizdir. Buraya da 3 yazdık. Geldik M'ye. Dağlık ve engebeli bölgelerden geçen akarsular yataklarının bazı bölümlerinde eğimini azalmasıyla taşıdığı malzemelerin dağın iç kesimlerinde biriktirir. Burada da yine 4. bölgemizde Fırat Nehri'nin olduğu yerden bahsediyor arkadaşlar. Buraya da ne yazıyoruz? 4 yazıyoruz. O zaman K'nın 1 olduğu şık olmadığı şıkları eliyorum. K'nın 1 olmadığı şıkları eledim. L'nin 3 olmadığı şıkları eliyorum. L'nin 3 olmadığı şıkları eledim. Evet, zaten sorumun cevabı böylelikle E seçeneği olarak geldi. Geçiyorum diğer soruma. 7. sorudayız arkadaşlar. Diyor ki buna göre uzaktan algılama yöntemiyle aşağıdaki afetlerden hangisinin oluşumu tespit edilemez. Arkadaşlar soru bu şekilde sorulduğu için ben üstteki paragrafı hiç okumuyorum. Çünkü şöyle diyorum. B'de çığ yeryüzünde meydana gelen bir afet olduğu için bunu uzaktan algılama sistemleriyle ne yaparız? Gözlemleyebiliriz. O yüzden B'yi eliyorum. C'de tsunami. Tsunami de deniz üzerinde oluşan büyük dalgalar olduğu için bunu da yine uzaktan algılama yöntemleriyle gözlemleyebilirim. O yüzden C'yi de eledim. D'de kasırga ve hortum yine atmosferde meydana gelen bir olay olduğu için bunu da uzaktan algılama yöntemleriyle gözlemleyebilirim. Eledim. E'de orman yangınları yine yeryüzünde meydana gelen bir afet olduğu için bunu da uzaktan algılama yöntemleriyle gözlemleyebilirim. A'daki depremleri arkadaşlar depremler enerjisini mağmadan aldıkları için ve yerin altında oluştukları için bunu uzaktan algılama yöntemleriyle gözlemleyemem. Ancak bunu sismografik çalışmalarla gözlemleyebilirim, araştırmamı yapabilirim. Burada kafanızı karıştıracak olan şey tsunamilerdir. Tsunamiler de denizin altında meydana gelen depremler ve heyelanlar sonucunda oluşuyor ama depremler meydana geldikten sonra dalgalar, denizdeki dalgaları faaliyete geçiriyorlar. Dolayısıyla dalgalar denizin üzerinde ilerlediği için yine ben bu tsunamileri gözlemleyebiliyorum. O yüzden sorumuzun cevabı A seçeneği olarak geliyor arkadaşlar. Geçiyorum diğer soruma. Aşağıdaki tabloda Türkiye'de belli yıllarda nüfusun yaş gruplarına göre oranları verilmiştir. Bakın oran diyor arkadaşlar, sayı veya miktar demiyor. Bu verilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruyor. A'da doğum oranları giderek azalmıştır. Bakıyorum 1935'te doğum oranları %41-42 civarındayken 2019 yılına geldiğinde %21 civarına inmiş. Dolayısıyla doğrudur. B'de demografik yatırımlar içerisinde yaşlı nüfusa ayrılan pay artmıştır. Arkadaşlar yaşlı nüfusa yapılan yatırımların artması için nüfusun içindeki yaşlı nüfus oranının da artıyor olması lazım. Bakalım 1935'te yaşlı nüfus %4 civarındayken 2019 yılına geldiğimizde yaşlı nüfus %10 civarına yükselmiş. Dolayısıyla yaşlı nüfus arttığı için yaşlı nüfusa ayrılan pay da artmıştır. Ortanca yaş yükselmiştir. Çünkü doğum oranları azalıyor, genç nüfus azalıyor. Bunun tam tersi olarak da yaşlı nüfus artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla genç nüfusun azalması, yaşlı nüfusun artması ortanca yaşı yani ortalama yaşı yükseltecektir. Doğrudur. Çocuk ölümlerinin artmasına bağlı olarak genç nüfus oranı sürekli azalmaktadır. Arkadaşlar ben bu tabloya bakarak çocuk ölümlerinin olduğunu söyleyemem. Tablodan çocuk ölümlerinin
olduğunu söyleyemem. O yüzden D şıkkına ulaşamam. E'de nüfus piramidinin tabanı daralırken orta ve üst kısmı genişlemiştir. Yani arkadaşlar Türkiye'nin önceden nüfus piramidi şöyle üçgenken daha sonra Türkiye nasıl oluyor? Nüfus piramidi şöyle oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla tabanı genişken bakın daralmaya başlıyor. E'ye de ulaşırım bu sebepten ötürü. Sorumuzun cevabı D seçeneği olarak gelmiş olması lazım. Çünkü ben bu tabloya bakarak burada Türkiye'de çocuk ölümlerinin olduğunu çıkaramam. O yüzden sorumuzun cevabı D seçeneğidir diyorum. Geçiyorum diğer soruma. Marmara bölgesinin iki farklı fizik haritası 1/2 milyon ve 1/10 milyon ölçekleri kullanılarak çizilmiştir. Burada ikisinin de fiziki harita olarak çizilmesi önemli. Çünkü biri siyasi biri fizik haritası olsaydı aynı şeyleri çıkaramazdı. İkisinin de fizik harita olması özelliklerinin aynı olduğu anlamına geliyor. Şimdi diyor ki bu haritalarda özelliklerinden hangileri değişiklik göstermez diyor. Yani ölçeğin büyümesiyle küçülmesiyle hangisi değişmez diyor. Şimdi İstanbul Yalova arası kuş uçum uzaklık bu değişir arkadaşlar. Bu değişir. Dursun. Daha sonra açıklamasını yapacağım. Uludağ'ın deniz seviyesinden yükseltisi değişmez. Sen bir haritayı, bir dağı, bir bölgeyi büyük ölçekte de çizsen, küçük ölçekte de çizsen o dağın yükseltisi, gerçek yükseltisi değişmez. Dolayısıyla bu değişmez. 3'te Gelibolu Yarımadası'nın kapladığı alan bu değişir. Çünkü bir bölgeyi büyük ölçekli haritayla çizerken o bölge haritada daha fazla alan kaplayacak. Ama sen o bölgeyi küçük ölçekli haritayla çizersen o bölge haritada daha küçük, daha dar alan kaplayacak. O yüzden 3 değişir diyorum. 4'te İstanbul Boğazı'nın coğrafi koordinatları, yani İstanbul Boğazı'nın matematik konumu değişmez arkadaşlar. O yüzden bu da değişmez diyorum. Bu da değişmedi. Şimdi İstanbul Yalova arası kuş uçumu uzaklık neden değişmez? Çünkü kuş uçumu uzaklık iki nokta arasındaki dağların engebelerinin sıfır, her yerin düz olduğunu kabul ettiğimiz bir uzaklıktır. İki nokta arasını ya da bölgeyi büyük ölçekte de çizsen, küçük ölçekte de çizsen o iki nokta arasındaki uzaklık değişmeyeceği için buradaki kuş uçum uzaklığı da değişmeyecek. Burada değişik olan şey nedir? Harita uzunluğudur. Harita uzunluğu değişir. Ama kuş uçumu uzaklık değişmez. O yüzden sorumuzun cevabı arkadaşlar A yeledim, C yeledim, E yeledim. Sorumuzun cevabı bana göre 2 tanedir. Çünkü B'de bir nolu öncülde değişmez. Ama testimiz D seçeneğini kabul ettiğini söyleyebilirim. Geçiyorum diğer soruma. Diyor ki doğal, beşeri ve ekonomik özelliklere göre oluşturulan bölgelerde meydana gelen değişimlere bağlı olarak yeni bölgeler ortaya çıkabilmektedir. Buna göre aşağıda verilen bölgelerden hangisi karşısındaki bölge türünün ortaya çıkması için elverişli değildir diye soruyor. A'da dağlık bölge heyelan bölgesidir. Heyelan bölgeleri arkadaşlar biliyorsunuz dağlık, engebeli, eğimin fazla olduğu arazilerin yağmur sularına doymasıyla beraber toprak kütlesinin ana kayadan ayrılarak eğim doğrultusunda akması şeklinde meydana geliyordu. Dolayısıyla dağlık bölgeler heyelan bölgeleri olabilir arkadaşlar. Kırıklı bölge, termal turizm bölgesi. Kırıklı bölgeler fayatlarının geçtiği bölgelerdi. Dolayısıyla fayatlarıyla sıcak su kaynakları birbirine paralellik göstermektedir. O yüzden kırıklı bölgelerde zamanla termal turizm bölgesi olabilir. Karstik bölge, tarım bölgesi. Arkadaşlar karstik araziler, kireçli araziler tarım yapımı için uygun değildir. O yüzden karstik araziler tarım bölgesi olamaz arkadaşlar. Tarımsal verimlilik düşüktür çünkü karstik arazilerde. Maden bölgeleri yoğun nüfuslu bölge. Maden sahalarında çalışacak insana ihtiyaç duyulacağı için orası nedir? Madende çalışacak insan göçü alacaktır. O yüzden de bu bölgeler yoğun nüfuslu bölge haline gelebilir maden sahalarının çevresi. E'de sanayi bölgesi, ticaret bölgesi diyorlar. Sanayi bölgeleri de yani sanayinin çok fazla olduğu ve çok çeşitli olduğu yerlerde ticaretin fazlaca olacağı yerlerdir. Dolayısıyla sanayi bölgelerinde ticaret bölgesi olur zamanla. Böylelikle denememizin sonuna geldiğimizi bildirmeliyim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka denemelerde inşallah yeniden görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.